Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi ve doğal güzellikleriyle insanı kendisine hayran bırakan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü köyünden sesleniyor sizlere. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Karaöz köyü Kayseri'ye yaklaşık olarak 80 kilometre uzaklıkta olup ulaşımı karayoluyla sağlanmakta. Bunun yanında Karaöz köyünün komşuları Palas, Tuz Gölü ve Özvatan ilçeleri. Tarihi Şahruh Köprüsü'nün üzerindeyiz ve sağlıklı yaşam dediğimizde akla gelen ilk sporlardan biri hiç kuşku yok ki bisiklet ve bisikletçiler de Karaözü köyüne gelerek bu köyün doğasını doyasıya yaşıyor ve tabii ki köyün tarihi noktalarını da bisikletle gezme imkanı buluyor. Yatılı olarak bir çat kampı düzenleyeceğiz. İnşallah buradan eğerci Sızır. Sızır'da konakladıktan sonra Cennet Deresi tekrar Kayseri dönüş yapacağız. Maksadımız böyle gezip özellikle tarih eserleri, tarih köyleri görüp spor yapıp stres atmak. Şu anda Karaözü köyündeyiz. Bulunduğumuz yer tarihi Şahruh Köprüsü. Yaklaşık bir sene öncesine kadar araç trafiğine kullanılıyordu. Fakat yeni yapılan yol dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Sadece ulaşım için kullanılıyor. Peki sizler buraya, bu köye gelerek burada bisiklet turu mu düzenliyorsunuz? Şu tur değil de bir keyif, eğlence amaçlı etkinlik düzenliyoruz. Yani bu hafta bura, geçen hafta Sarımsaklı'ydı. Önümüzdeki hafta Ürgüp, daha sonraki haftalar Karadeniz, Akdeniz, Ege geziyoruz yani. Maşallah. Pedal. Tabii. Pedallar kilometrelerce çevriliyor. İnşallah Allah sağlık ve ömür verdiği sürece. Fariz ve Nazım Kılıç kardeşlerin yaptırdığı kültür evinin önündeyiz. Karaöz köyüne bağışlanan bu ev, buraya gelen vatandaşlar ve misafirler tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Fikret Otyam Kültür Evi'ndeyiz. Karaözü köyünde gezintimiz devam ediyor. 2010 yılında Fazıl Say bu köye gelerek işte bu görmüş olduğunuz piyano ile köy meydanında köylülere ve burada yaşayan dışarıdan gelen vatandaşlara doyumsuz bir konser, müzik zevki yaşatmıştı. İşte bu görmüş olduğunuz piyano da şu anda Fikret Otyam Kültür Evi'nde sergileniyor. Fikret Otyam da bir gazeteci, bizlerin de meslektaşı. İşte görmüş olduğunuz gibi buradaki piyano Fikret Otyam tarafından bağışlanmıştır ibaresi de burada. Biz de şöyle başına geçelim de Fazıl Say'ın o eşsiz müzik lezzetini bir kez de biz hatırlayalım. Fikret Otyam Kültür Evi'nde gezintimiz devam ediyor. Üst kattayız şu anda. Kameraman arkadaşım Musa ile birlikte. İşte buraya gelen vatandaşlar burada bulunan sazları ve gitarı, davulu çalarak burada müzik anlamında kendilerine bir şeyler katabiliyorlar. Burayı bir kültürel gelişim alanı olarak kullanabiliyorlar. Ve tabii ki buranın göz bebeği 2010 yılında Fazıl Say'ın bu köye geldiğinde köy meydanında konser vermek için çalmış olduğu piyano. Aşağıda da söylediğim gibi piyano Fikret Otyam tarafından kültür evine hediye edildi ve buraya ziyaret amaçlı gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü köyünde gezintimiz devam ediyor ve geçmiş yıllarda burada yaşayan medeniyetlerin kale olarak kullandığı noktadayız efendim. Günümüzde burası mesire alanı olarak kullanılıyor ve çevre köylerden, çevre ilçelerden birçok vatandaşımız gelerek Karaözü'ndeki mesire alanında ailesiyle birlikte yemeklerini yiyip, pikniklerini yapıp, buranın tarihi yapısından faydalanıp bu köyden mutlu ve mesut bir şekilde ayrılıyorlar. Karaözü köyünde mesire alanındayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu doğa harikası bu güzel mesire alanına ev sahipliği yapıyor ve çevre illerden de buraya yoğun bir talep var. Karaözü halkı özellikle akşam saatlerinde burada oturacak yer bulunamadığını söylüyor. Kayseri'den ve çevre illerden vatandaşlar aileleriyle bu mesire alanına gelerek işte hemen arkamda görmüş olduğunuz bu doğa harikasının tadını çıkartıyor. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi Şahruh Köprüsü'nün önündeyiz. Ahmet hocamız köprünün tarihçesini anlatacak ama anlatmadan evvel şöyle kısa bir bilgi notu paylaşmak istiyorum. Buraya gelirseniz, bu köyü ziyaret etmek isterseniz mutlaka ama mutlaka gelmeniz gereken tarihi yapısıyla, doğal güzellikleri ve kültürel anlamda insana katacaklarıyla mutlak suretle görmeniz gereken bir köprü diyorum ve
köprünün tarihçesi için de sözü Ahmet Hocam'a bırakıyorum. Köprü 945 tarihinde, yani 1538-1539 yıllarında tamir ettirilmiş Şahruh Bey tarafından. Köprünün doğu batı doğrultusunda 8 gözden ibaret ve köprünün ayakları ardıç ağacından çakılmış kazıklar üzerine kurulmuş. Tamir ettirilince altında bu abanos denilen kazıkların ortaya çıktığı görülüyor. 20'lik ya da 30'luk çiviler halinde de çivilenmiş ve köprü onun üzerine inşa edilmiş. Altında zaten gözüküyor. Köprü bozok sancağıyla, bozok yaylasıyla uzun yaylayı birbirine bağlayan Kızılırmak üzerinde, Orta Kızılırmak üzerinde Türkiye'nin en büyük üçüncü taş köprüsü. Hala ayakta kalan. Hala ayakta, dimdik ve bütün misyonuyla hizmetini insanlara veren bir köprü. Biraz önce anlattığımız gibi Kızılırmak üzerinde bir altın kemer gibi, gerçekten bu yoksul, bakımsız insanlara hizmet etmiş. Ve tarihi Şahruh Köprüsü'nün üzerindeyiz Ahmet Hocamızla birlikte. Köprü yol boyunca uzanıyor. Hocam, buradaki taşlar benim çok ilgimi çekti. Ben bunları size sormak istiyorum. Bir tane de ileride var ama bu taşlar nedir, ne taşıdır? Bunlara korkuluk deniliyor. 1930'lu yıllarda falan yapılmış. Önceleri bu korkuluk taşları yokmuş. Ve buradan geçen hayvanlar suya, aşağıya düştüğü için, suya döküldüğü için bunu yapmışlar. Hocam, 1930'dan evvel, affedersiniz, burada bu taşlar yok. Taşlar yok. Dümdüz bir yol şeklinde. Yüksekteyiz şu anda biraz. Evet, dümdüz bir yol ve bu çift kemerli bir yapıya sahip. Yani bir aşağıda kemer var, bu da bunun içinde de bir kemer var. Evet. Buralarda yıkılmış, buralar delik deşik halde. Daha sonra tamir ederken 30'lu yıllarda bu korkuluk taşı yapılır ve bu taş da buraya konulur. Bu taşa kuluç taşı denilir. Yani köylüler kuluç taşı der. Buraya oturursan, otur bakayım oraya, ben sana anlatayım. Şuraya oturayım mı hocam? Otur taşa. Sırtını ver. Bundan sonra senin sırtında, belinde hiçbir ağrı olmayacak. Kuluç taşının özelliği bu. Şimdi hocam, ben bu taşa oturdum. Artık sırtım, belim ağrımayacak. Ağrımayacak bundan sonra. İnanca göre ağrımayacak. Aslında bunun başka bir misyonu var. Evet, onu da ayakta dinleyeyim. Bura Konar Göçer aşiretine, Yürük topluluğuna bir yolu olduğu için burası mihrap karakterinde. Ne demek? Burada cuma günleri, bayram günleri burada insanlar toplanıyorlar, namaz kılıyorlar. Burası da mihrap özelliği gösteriyor. Yani aslında göçebe bir topluluğun yaşadığı yer olduğu için işte cami. Konar Göçer bir cami vaziyetinde aslında. Burası cami karakterinde, bu da mihrap niteliğinde. Hoca buradan kıbleye doğru namaz kıldırıyor. Buradan namaz kıldırıyor inanca göre. Yoksa kuluç taşı hikayesi de oradan kaynaklanıyor. Yani doğalı bir taş olduğu falan kabul ediliyor. Bu inanışa göre de insanlar böyle. Peki buradaki yöre halkı ve Kayseri'de civar ilçelerden buraya gelip bu kuluç taşına oturuyorlar mı? Gece akşamları daha çok Kayseri'den buraya gelip kuluçlarını buraya dayayarak gittiklerine rastladık. Yani geliyorlar burada, bu inanca saygı duyuyorlar artık. İnanç meselesi herkese göre değişir tabii. Öyleyse hocam, bizler buradan izleyicilerimizi davet edelim. Hem Karaözüne, hem köprü görme, hem de kuluç taşına oturma. Geliyorlarmış dedim, yani geliyorlarmış değil, geliyorlar. Minibüsler de geliyorlar. Ve hatta diyorlarmış ki Karaözün kadınlarının belinin ağrımamasının nedeni herhalde bu olsa gerek diye Karizli insanları, kadınları tanıyanlar böyle yorumlamışlar. Burada kadınların beli ağrımaz mı? Öyleymiş. Kayserilinin inanışına göre böyle. Burada ağrımıyor demek ki. Tarihiyle ünlü Karaözü köyünde gezintimiz devam ediyor. Efendim, tarih denince Karaözü, Karaözü denilince hiç kuşku yok ki vatandaşların aklına tarih geliyor. İşte Karaözü'de yaşayan vatandaşlar da tarihe olan meraklarını evlerinin
bahçesine taşımış durumdalar. Karaöz'ündeki vatandaşların geçmişe ve antika eşyalara duyduğu özlem, hasret ve sevgi evlerinin bahçesine de yansımış durumda. Harmanı, buğdayı, sapı harmana koyunca bununla ezmek için. Düven. Düven. Şu at arabasının tekeri. Bununla insanlar neler taşımışlar? Bunlar her şeyi taşıyorlar. Üzerine şeyi koyarlar, at önünde olur. Dört tekerli. Kaç yıllık bu? Yıllığını bilemem, belki 100 yıllık. Fazladır belki de. Belki de fazla. Peki burada böyle farklı farklı eşyalar var, eski zamanda kullanılan. Evet. Bunları biliyor musun? Şu taplama dua derdik, ekşili ekmek yapar, hamuru bezeler üstüne koyar, yastılar sacın üstüne atar, pişirirlerdi. Taplama dua derdik. Biraz, bu biraz kesme tahtasına da benziyor. Ama şimdi kesme, o zaman kesme tahtası neredeydi? İşte buymuş, bak varmış. Bu işte taplama ekmeği dua. Ekmeği böyle döndürüyor muydunuz? Yok, bunun üstüne şimdi şöyle bezeyi kur. Tamam. Şöyle şöyle yastılar şöyle. Açmak için. Bunun büyüklüğünde olduğunda sacın üzerine atar, pişirirler. Şekli de veriyor, evet. Büyüklüğü de ayarlıyor. Evet, ayarlar. Bunu da kaldıralım şöyle yerine şu tekrar. Gaz ocağı. Gaz ocağı. Şu foni. 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 Evet. Şu makas. Peki bu makaslar ne için kullanılmış? Koyunların yününü kırkmak için. Kırklık da deriz biz. Makas. Artık kullanılmıyor ama değil mi? Artık yok. Onu makineyle kesiyorlar. Burada bir makas daha var. Bu el makası. Normal. Bizim normal makasımız. Bu herhalde halı yünü. Halı yünü. Biliyorum değil mi? Şimdi biliyorum evet. Şu gaz lambası. Böyle tarihi şeyler. Bu köy zaten tarihiyle ünlü herhalde. He, evet. Şu yayık yoğurt içine döker, biraz sulandırır. Ayran yapar. Evet, bunu ondan yayar. Tereyağını alır, ayranını alırız alttan. Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Sarıolan ilçesine bağlı Karaöz köyünden seslendi sizlere. Karaöz köyünün coğrafi, sosyal ve tarihi yapısı bizleri kendisine hayran bıraktı. Efendim bir sonraki hafta yeniden gezilecek ve görülecek başka bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.